Arkadaşlar, değerli esnaf kardeşlerim, alemin büyüğü, kıymetlimiz abimiz Dalyan Rıza elin bir baskın sonucu tutuklandı. Zaten hepinizin haberi var. Aldığımız istihbarata göre bunu fırsat bilen düşmanlarımız da aportta bekliyor saldırmak için. Yani saldırmaları an meselesi. Niye lagalıga yapıyor bu işte? Kendini asker toplamaya gelmiş. Sadede gel, işimiz gücümüz var. Kardeşim, Dalyan Rıza ile Kibar Nazif'in arasında geçmişe dayanan bir racon vardı, racon. O raconun sayesinde kimse pasaja mahalleye ilişmiyordu. Şimdi lakin Dalyan Rıza içeride. İşler tersine gitti. Haraca geldiniz yani. Estağfurullah Bülent kardeş. Bilakis. Sizi korumaya. Kimi kimden koruyorsunuz? Güzel yüzlü kardeşim. Pasaj çok dikkat çekiyor. Nemalanmak isteyen çok. Düşmanlarımız aportta bekliyor. Ben de diyorum ki ben buraya bir ordu indiririm. Benim ben diyen gelip buraya posta koyamaz. Huzurunuzu bozamaz. Bozdurmam diyorum. Anlatabiliyor muyum? Huzurumuz yerinde çok şükür. Şimdilik. Ne diyordum? Akbabalardan korurum. Bu. Dalyan Rıza'nın tutuklanması iyi olmadı. Dediği gibi koruyacaksa eğer. Sen buraya adam yarım diyorsun da bundan Mahir'in haberi var mı? Henüz konuşmadım kendisiyle. Ama henüz. Biz bir konuşalım o zaman. Sen de buraya kadar boşuna zahmet edip de gelmişsin be kardeş. Siz bilirsiniz. İyi o zaman bana müsaade. Vay arkadaş ya. Bu ne Mahir'miş ya. Bize ihtiyaçları yokmuş. Böyle huzurları yerindeymiş öyle mi? Hadi bakalım odur meydan. Nasıl ciddiye alacaklar seni? Tok acıkmaz mı hiç İbo? Ha? İhtiyaç yoksa o ihtiyacı biz doğuracağız. Net. Oğlum buraya bakın. Sen de bak İbo. Açın. Konuştuğumuz gibi mahallenin huzurunu bozacağız. Bozacağız ki tekrar yapabilelim. Değil mi İbo? Ayten Hanım'ın kahvesine kumara çökeceğiz. Gece olunca da boş gördüğünüz evi mevi soyun. Mahallenin kızları güzel oldu. Hepsi bir içim su. Elleyin elleye bildiğinizi. Ne bileyim yemek kim para vermeyin. Üstünüze başınıza bir şey alın lan. Hesabı ödemeden çıkın işte. Velhasıl pasajın da mahallenin de huzuru bozulacak. O huzur bozulacak ki aman Necdet yandık. Gel kurtar bizi desinler. Anlatabiliyor muyum? Gelip bu kucağa oturacaklar. Haydi. Yasin'den kimseye bahsetmek yok. Bahsedersen seni bir daha Luna Park'a götürme. Götürme. Ben sana küstüm zaten. Nazif yapma böyle. Konuşsaydım polisle. Karadayımla o polis abi kurtaracaktı dedemi. Aa, bak Nazif sakın ha. Hele abime söylersen vallahi kaçar giderim evden. Nazif yürü. Evde konuşuruz. Yavrum, şekerci mi baban senin? Ne diyorsunuz siz? Rab bıraksanıza bizi. Baksan bacaksıza, döveceğim mi lan bizi? Tek tek girseniz tabii döverim. Nazif yürü. Beyler, kusura bakmayın ama burada parasına oyun olmaz. Kumar yasak. Kendi aramızda oynuyoruz dayı. Yine de olmaz. Mahir kızar. Kumara izin vermez. Duyarsa yaşatmaz bizi burada. Hani? Nerede Mahir? Hem siz söylemezseniz nereden haberi olacak?
Herkese benden çay. Yok olmaz. Olur. Bir gecelik olur. Kafamın tasını attırma. Çay getir. Dağıtmayayım dükkanını. Bülent, Mahir nerede? Evde yok, ne oldu? Mahir! Evde yok oğlum, olsa neden söylemeyeyim, ne oldu? Pasaj. Pasaj soydular. Paralar? Halil'in ameliyat parası. Ay! Bulurlar inşallah pasaj soyanları. İş hırsızları bulmakla bitmiyor ki oğlum. Soyduklarını da bulmaları gerek. Ya şimdi ne yapacağız? Ne diyeceğiz Yalçın'a? Ya para işini düşünme dedim, dert etme biz hallediyoruz dedim. Ulan adaletsiz dünya. Ya bu çocuk şimdi nasıl kurtulacak? Bülent ne oluyor? Neredesin be kardeşim, neredesin? Pasaj soydular. Halil için topladığımız paralar da gitti. Sade pasaj da değil, mahalleden de iki ev soymuşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Yarın uçak var. Para olmadıktan sonra tutup gitmişiz ne fayda? Ameliyat gününde vermişlerdi. Kardeşim özür dilerim. Halil'e ne diyeceğim? Bir baba oğluna nasıl söyler? Oğlum sen öleceksin diye. Boş mu oğlum? Belki bu senin son nefesin olur diye nasıl der onu söyle. Kardeşim, bana bak kardeşim, yitirme umudunu, inan, Yalçın sana söz veriyorum, o para sana gelecek, ne pahasına olursa olsun yarın o uçağa bineceksin, Halil yaşayacak, tamam mı? Vay! Bana da bir şey de. Söyle ben de bir şey yapayım. Sen oğlunun yanında kal Yalçın'ım. Mahalleye göz kulak olun. Bir şey olursa hemen Erdal abi arayın. O bana ulaşır. Hadi Allah'a emanet. Muzaffer abi geçmiş olsun. Nerede kaldın aslanım sen ya? Sabahtan beri gözüm yollarda kaldı. Yakaladın mı? Yok abi, daha izlerini bile bulamadım hırsızların. Sana haber gönderdim ya Mahir'im. Benim hanım gelmedi mi? Hayır. Benim haberim yok. Allah Allah. Neyse. Bu şerefsizler dün gece beni biraz tartakladılar. Ama içlerinden iki tanesini tanıdım. Mahir, bu çolakların arzısının ilerisinde kullanmayan fabrika binası var ya. Aha da bunlar orada toplanıyorlar. Sen oraya yalnız gitme. Polise de haber ver. Bunlar kaybedecek hiçbir şeyi olmayan başıboş itler. Mahir, oraya yalnız gitme. Ne yaptı abi bizim takım geçen gün öyle? Öyle top mu oynanır lan? İliştire döndü kaleleri. Gelen vurdu, giden vurdu. Bizim sizde bir emanet varmış. Nerede lan çaldıklarınız? Gel. Sana sakladık. Gel de al. O çaldığınız paralar bir çocuğun hayatı. Kalbi. Bize ne lan? Bizim... Ha? İnsan mısınız lan siz? Thank you.
bırak lan. Vereceksiniz lan parayı. Kuruşu kuruşuna vereceksiniz. O çocuk tedavi olacak. Anladın mı lan? Şerefsizler. Ha? Var mı lan onu? Ha? Alıp gitmek var mı lan parayı? Al. Al. Çok mu istiyorsun? Gel al hadi. Alsana. Yakarım seni o ateşte, sakın. Al çok istiyorsan. Ver onları bize, ver. Ver lan paraları. Sana mı yedireceğiz? Bizim onlar. Silah. Kaçın. Yürüyün. Silah. Hadi. Hadi. Mahir? Mahir ne oldu sana? Haber ver Safiye Hanım'a. Koş, koş. Al kardeşim. Almanya'dan Nazife bir çikolata al. Ulan gene ne var? Mahir Kara'yı arıyoruz. Hayırdır? Hakkında yakalama emri var. Hasbinallah. Evet. Nerede Mahir Kara? Mahir Kara benim. Hayır. Mahir Kara benim. Hayır. Mahir Kara benim. Beni götür. Mahir Kara benim. Hayır, Mahir Kara benim. Mahir Kara benim.